İlimiz Çemizkezek ilçesi Tagal Çayı üzerinde halihazırda Çemizkezek Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali projesinin inşaat çalışmaları yürütülüyor. Şimdi şunu ifade edelim. İnşaat faaliyetleri tamamen hukuksuz. Uluslararası sözleşmelere, anayasaya, çevre kanununa ve meri mevzuat hükümlerine aykırı. Şimdi 2872 sayılı çevre kanunu 10. madde açıklıkla çevresel etki değerlendirilmesi olumlu kararı alınmadığı müddetçe projelere ilişkin olarak ihale yapılamayacağı, projelere izin verilemeyeceği, teşvik verilemeyeceği, yatırıma başlanamayacağı, bu kapsamda inşaata başlanamayacağını açıkça söylüyor. Ve yine çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği 19. madde açıklıkla ÇED olumlu kararı alınmadan başlanan projenin inşaat faaliyetlerinin derhal bakanlıkça durdurulması gerektiğini söylüyor. Yine Anayasa 56. madde, 63. madde devletin çevreyi ve kültür ve tabiat varlıklarını korumakla yükümlü olduğunu ifade ediyor. Şimdi inşaat çalışmalarının yürütüldüğü saha ülkemizin tarafı olduğu Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesi, Bern Sözleşmesi'ne göre kesin koruma altında bulunan yaban keçisi ve su samuru gibi türlerin yüksek miktarda habitat bulduğu bir yer. Hatta diyebiliriz ki bir ilçe merkezinde en fazla yaban keçisi popülasyonunun bulunduğu yer Türkiye'de Çemizkezek. Şu altını çizelim, yine bölgede proje sahasında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre tescillenmiş ve koruma altına alınmış Urartu kaya mağaraları, indelikleri, derviş hücreleri ve tarihi Tagar Köprüsü bulunmakta. Hal böyleyken biz inşaat çalışmalarının başlaması üzerine 22 Temmuz'da Tunceli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak bu çalışmaların derhal durdurulması gerektiğini söyledik. Fakat dün itibariyle çalışmalar durdurulmadığı için biz de kanuni olarak idare mahkemesinde bu çalışmaların durdurulması, inşaat faaliyetlerinin durdurulması için yürütmenin durdurulması ve iptal talepli dava açtık. Neticeten burada yapılması gereken hızlı bir şekilde projenin inşaat faaliyetlerinin durdurulması. Yani kanun son derece açık, yönetmelik son derece açık. Bu kadar hukuksuz bir HES inşaatı Türkiye'de yoktur. Meri mevzuat hükümlerine göre ÇED olumlu kararı alınmadan, ki projenin ÇED sürecinin halkın katılımı toplantısı da 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılmıştı. Biz orada da yetkililere söyledik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililere söyledik. Bakın, burada proje ÇED süreci devam ederken aşağıda Tagar Çayı'nda inşaat çalışmaları başlamış ve bitmek üzere. Onun derhal mühürlenmesi gerekiyor dedi. Fakat şu ana kadar herhangi bir durdurma faaliyeti yapılmadı. Biz bu maksatla tüm hukuksal girişimleri sonuna kadar yapacağız. Burada şunu tekrar açıklıkla ifade edeyim. Oradaki